Merhaba arkadaşlar, ben İzzet Yüksel. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Hasan kardeşimizden bir soru geldi. Onu cevaplamak istiyorum bu videoda. Hasan kardeşimiz yazıyor ki: "Selam İzzet abi veya İzzet hocam. İstediğiniz gibi gönlünüzden ne geliyorsa öyle hitap edebilirsiniz bana. Ben 2 yıldır kendi çabalarımla spor yapmaktayım. Sadece barfix ve şınavla çalışmaktayım." diyor. Sorusu o değil ama direkt burada bir tavsiyede bulunayım. Sadece şınav ve barfix yapıyorsanız göğüs kaslarınızı ve latissimusunuzu çalıştırıyorsunuz. Tabii ki yardımcı olarak kollar ve omuzlar da çalışıyor da, ama bunu yeterli bulmuyorum. Onun için evde de çalışıyorsanız hep tüm vücudunuzu çalıştırmaya çalışın. Squat, lunges, omuz için hareketler, öyle şeyleri aksatmayın. Tüm vücudunuz hep çalışsın, denge bozukluğu olmaması için. Şu an bayağı bir ilerleme kaydettim diyor. Belde 20 kiloyla Nizami 10 barfix çekmekteyim diyor. Helal olsun, bayağı güzel. 20 kilo yüklen ve kendi vücut ağırlığıyla 10 barfix çekmek süper bir şey. 50 kiloya kadar çıkmak istiyormuş kardeşimiz. Ve bu bele ağırlık bağlama veya sırta ağırlık alarak şınav çekmede nelere dikkat etmeliyim diyor kardeşimiz. Ve şey diyor, benim gibi binlerce Türk genci olduğuna eminim diyor. Evde spor yapan veya yapmaya çalışan. Ben de öyle düşünüyorum. Ve onun yüzünden zaten ileride böyle evde yapabileceğiniz videolar da gelecek. Eğitim videoları, hareketler, egzersizler. Ya direkt sorusuna gelelim. Şunu düşünmeniz lazım. Bu ağırlık kemerleri falan oluyor. Hani belinizi korumak için değil de kardeşimiz gibi ağırlık asıp şınav veya dips yapmak triceps için. Bunları çalıştığınız zaman tabii ki belde tüm yük oluyor ve kalçanızı biraz arkaya doğru çeviriyorsunuz ve ağırlık aslında tam bel kısmında oluyor. Ve bu yüzden böyle şeyleri çalışıyorsanız benim tavsiyem aslında o bölgeyi de gerçekten güçlendirmeniz lazım olur. Hani benim önerim. Çünkü tüm yükü oradan aşağı doğru çekiyor ve orada daha fazla kas olursa daha sağlıklı olur ve sakatlanma ya da kendinizi yaralama riskini bayağı inceltirsiniz. Bunun için klasik kas, karın kas veya sırt kas hareketleri değil de core antrenmanı tavsiye ederim. Bununla ilgili video gelecek. Dengenizi biraz, denge hareketleri, balans hareketleri yapıp o bölgeyi güzel güçlendirebiliyorsunuz. Benim tavsiyem o olur. Evde yapılan, devam ediyoruz. Evde yapılan bu tip sporları artıları veya eksikleri nelerdir? Bizlere verebileceğiniz pratik bilgiler var mı? Nelere dikkat etmeliyiz? Ha, bu arada o kadar sene spor yaparım. Bir sürü kanal takip ederim ama ilk kez bir hocaya soru soruyorum YouTube'dan diyor. Sevgiler, saygılar hocam diyor. Ya, teşekkür ederim ilk bana sorduğun için. İnşallah cevaplayabildim ama birkaç ipucu vermek istiyorum daha. Dediğim gibi gerçekten tüm vücudunu hep hareket ettirmeye çalış. Kollar pek önemli değil aslında. Orada zaten barfix, şınav falan çekince gerçekten bunlar da çalışıyor. Ve barfix çektiğin zaman çeşitli tutuş metotları var bildiğiniz gibi. Böyle tutabiliyorsunuz, böyle tutabiliyorsunuz veya chin up olarak tutabiliyorsunuz. Bunları hep değiştirmeye çalışırım. Antrenmanda değiştirebilirsiniz. 2-3 set bir tutuş şeklinden, 2-3 set bir tutuş şeklinden veya bugün antrenman ederken 1-2 pozisyonda çalışıyorsanız öbürkü gün yine antrenman ettiğiniz gibi tüm vücut çalışıyorsanız hep bir gün ara vermenizi tavsiye ederim. Ama kasları çalıştırdığınız zaman tutuş şekillerini değiştirmenizi tavsiye ederim. Kasa hep başka sinyal yollamak için ve bu tabii ki şınav için de geçerli. Orada da çeşitli pozisyonlar var. Ama bunlarla ilgili videolar yapmayı düşünüyorum. Ama sokak antrenman videosunu izlerseniz orada aslında birkaç çeşit görebiliyorsunuz. Şimdilik istiyorsanız oradan inceleyin. Ve core antrenmanı dedim ya, şu an video yok onunla ilgili ama atletik antrenman ve zayıflamak için
iki tane antrenman programı hazırlamıştım. Orada birkaç core antrenman şeyleri, hareketleri görebiliyorsunuz. Ya umarım faydalı oldu. Dediğim gibi gerçekten bacaklarını da çalıştır. Serbest hareketlerle, squat, lunges çok faydalı hareketler bunlar. Balance hareketleri plank gibi. Plank yaparken elini kaldır, bacağını kaldır. Kendini, dengeni sağlay, zorlamalı hareketler faydalı oluyor. Bel kısmını güçlendirmek için. Ama gerçekten çok iyi bir yoldasın. 20 kiloyla barfiks çekmek ne demek? Çok güzel, helal olsun. Umarım bu video faydalı oldu ve sorunu cevaplayabildim. Yoksa tabii ki daha videonun altına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben İzzet Yüksel. Sevgiler, saygılar.